Ayte Hocam, şüphesiz sizin yorumunuz da merak edildi. En azından içeriden yorumunuz elbette bir CHP'li olarak. O noktada bir direnç mi var İYİ Parti'de? Yok. Yoksa bunu bir siyasi taktik olarak ya da belki bizim kavramlaştıramayacağım şekilde başka bir açıdan mı değerlendiriyorsunuz? Yok, aslında konu o kadar da çetrefilli değil ama çetrefilli hale getirmek isterseniz pekala gelebilir. İYİ Parti'nin bir rezervi olduğunu ben hiçbir zaman duymadım. Hiçbir zaman söylemediler kurumsal olarak. Elbette ki İYİ Parti içerisinde insanların rezervi olabilir. CHP içinde bazı ama insanların... Ama kurumu tanımlayacak o kadar ciddi isimler değil mi canım? Bunu ifade etti ki. Olabilir. Yani hepsi İYİ Parti ile özdeşleşebilecek CHP isimler. Seçmeni içinde de Kemal Bey'in Cumhurbaşkanı adaylığını onaylamayanlar olabilir. Yani bunlar çok normal şeylerdir. Ama ben de Cem Bey gibi düşünüyorum. Kemal Bey'in aday olma ihtimalini oldukça yüksek görüyorum. Ve İYİ Parti'nin bu tutumunu da siyaseten doğru buluyorum, açıkça söylemek gerek. Bakın, bir CHP olarak söylüyorum. Ben olsam aynı şeyi yapardım. Yani siz de şimdi kendinizi bir an için Meral Hanım'ın yerine koyun. Siz nasıl yapardınız? Birdenbire gidip teslim mi olurdunuz? Yoksa henüz ortak mutabakat metni yayınlanmadan, henüz bakanlıkların dağılımı yapılmadan, henüz hangi ilde hangi ortak listeyle gireceği belli olmadan teslim mi olursunuz, yoksa son ana kadar bekler misiniz? Bunlar çok normal, siyaseten de çok makul sayılabilecek bir yöntemdir. Ben açıkçası bundan rahatsız değilim. Sonuçta Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda bir rezerv bugüne kadar duymadım. Ancak şunu biliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu koltuk sevdalısı değil. Meral Hanım'ın o söylemi önemli. Yani öyle bir noktadayız ki koltuk sevdasına hiçbir şeyi feda edemeyiz. Yani bu ülkenin değerlerini, geleceğini bir koltuk sevdasına feda edemeyiz diyor, değil mi? Bu önemli bir şey. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuk sevdalısı olmadığı herkes tarafından biliniyor. Nereden biliniyor? Bakın, bu genel başkanımız Ekmelettin İhsanoğlu diye bir insanı aday yapılmasına evet dedi. Kendisi pekala aday olabilirdi. Sonra zaman geçti. 2015 seçimlerinde hükümetin kurulamadığı dönemde Sayın Devlet Bahçeli'ye siz başbakan olun, yeter ki hükümet kuralım dedi. Yine kendini bir adım geride tuttu. Sonra 2018 seçimlerinde koltuk meraklısı olmadığı için Muharrem İnce'nin adaylığına evet dedi. Bakın, 3 kere kendi koltuğunu, kendi hak ettiği bir genel başkan olarak hak ettiğini düşündüğüm bir koltuğu bir başkasına verdi sırf kazanabilelim diye. O nedenle ben bir koltuk sevdası olduğunu düşünmüyorum. Açıkçası büyük bir hırsla bu işi yaptığını da düşünmüyorum. Bir hesap uzmanıdır ve yıllarca beraber çalıştığımız bir insandır. Açıkça söylüyorum, eğer Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan'a 5 puan fark atamayacağını görürse aday olmayacaktır. Bakın söylüyorum. Kendisinden daha çok oy alabilecek birisinin aday olmasına yine izin verecektir. Ama eğer 5 puan fark atıyor ise niye aday olmasın? Elbette ki aday olacaktır. Bunu nasıl görecek? Kamuoyu anketler, tabii. Yani bizim de yaptığımız anketler var. Şu ana kadar biz Millet İttifakı olarak 5 puanın üzerinde çıktığımız anketler var. Biz görüyoruz kendimizi. En son ne zaman gördünüz böyle bir anket? Hani geçerliliğini tartmak için. Anladım. Yani şimdi özür dilerim. Gündemde oluştuğunu tartmak için sordum. Şöyle diye. Yani burada herhangi bir kamuoyuna sipariş edilerek kamuoyuna açıklanmış bir anketten bahsetmiyorum. Bizim kendi kendimizi ölçtüğümüz, yaptırdığımız anketlerden bahsediyorum. Onlar da bizim kendi içimizdeki anketlerdir ve hiçbiri de konuşmayız onu. Ama biz 5 puanını geçebildiğimizi görüyoruz Kemal Kılıçdaroğlu'yla. O nedenle son ana kadar beklemek istedik ki acaba aradaki farkı kapatır mı Tayyip Erdoğan diye. Bu fark kapanmıyor. Peki sizin gördüğünüz bu anketi İYİ Partililer ya da İYİ Parti lideri ya da o konuşan isimler göremiyor mu? Görür. Görüyorlardır. Ona da anket yaptırıyorlardır. Bakın, buradaki konu kazanacak adayla yola çıkalım mantığında ters bir şey var mı? Yok. Ama yani ama mesela sizin emin olduğunuz anketleri onlar da görüyorsa aslında bir sıkıntı olmazdı. Sıkıntı yok ki zaten Erdoğan Bey. Ben başından beri söyledim. Yani İYİ Parti'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na bir rezervi var
yaklaşımını biz reddediyoruz. Yani bunu siz Sayın Meral Akşener'in ağzından duymadığınız sürece, Sayın İyi Parti yöneticilerinin, birincil yetkili kişilerin ağzından duymadığınız sürece bunu bir siyasi yorum olarak kabul ederim. Bunu Hacı Yakışıklı söyler, siyasi yorumudur, kabul ederim. Cem Küçük söyler, siyasi yorumudur, kabul ederim. Halk da bizi dinler. Ama bizi ilgilendiren şey, kurumsal olarak biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu istemiyoruz kardeşim derlerse bunu anlarız. O zaman herkes işine bakar. Ama böyle bir şey zaten yok ki. Diyelim ki 5 değil 10 puan fark var arada. Yani siz Meral Akşener'in yerinde olsanız Kemal Kılıçdaroğlu'na hemen tamam hadi buyur der misiniz? Sizin bir partiniz var. %15'e yaklaşan bir oy oranınız var. Devleti yönetmek istiyorsunuz ve ileride başbakan olmak istiyorsunuz. Ne yaparsınız? Tıpkı Meral Akşener'in yaptığı gibi yaparsınız. Elbette ki dengeli gidersiniz. Olabildiğince hükümeti yönetecek gücü elde etmeye çalışırsınız. Hizmet etmeye çalışırsınız. Son ana kadar da sizin milliyetçi, ülkücü görüşlerinize yakın bir siyaset yapılmasını sağlamaya çalışırsınız. Olan budur. Biz de olabildiğince sosyal demokrat pencereden bakarak yapmaya çalışırız ve bir ortak nokta buluruz. Buna milli görüş geleneğinden gelen, liberal gelenekten gelen partilerin de etkileri eklenince o zaman Türkiye yönetilebilir bir konuma gelecektir. Bizim dediğimiz budur. Yoksa Kemal Bey'in adaylığı konusunda bir rezervimiz yok. Biz önümüze bakıyoruz, işimize bakıyoruz ve bu ülkeyi nasıl yöneteceğimizi yani gerçekten büyük bir gururla 2000'in üstündeki maddeyle çıkmışız, anlaşmışız. 2000'in üstündeki maddeyle anlaşarak çıkmışız ve Türkiye'ye diyoruz ki bakın bu yapılabilir. Kutuplaşmayı bir kenara bırakalım. Biz bu işi yapabiliriz. 2000'den fazla maddeyi çıkaran bir ittifak Türkiye'de bütünleşmeye çağrı yapmıştır. İleride sivil bir anayasanın yeniden yazılması ya da yapılması konusunda da böyle bir umudu doğurmuştur. Peki hocam, tekrar geleceğiz zaten vaktimiz. Çok Hacı'ya dönelim, Hacı Yakışıklı'ya. Hacı tartışmalı bir konu, daha önce de konuştuğumuz bir konu ama her gün bu konuyla ilgili gündeme gelmesini gerektirecek başka bir olay ya da açıklama oluyor. Tıpkı bu açıklamada olduğu gibi, ne dersin? Şöyle, Cumhur İttifakı'nın adayı acaba 12. toplantı olan Saadet Partisi toplantısında Temel Karamollaoğlu tarafından mı açıklanır? Veya oradaki bir kişi tarafından mı açıklanır? Bu tam olarak bilinmiyor. Kendileri de bilmediği için bununla ilgili bir kulis bilgisi de yok. Çünkü kendileri de evet biz 13 Şubat'ta bunu açıklarız demiyorlar. Bilip, yani bilinmeyen bir şey var. Bunu 6 genel başkan kendisi de bilmiyor. Dolayısıyla 13 Şubat'ta mı olur? Yoksa 28 Şubat'ta mı olur bilmiyoruz. Fakat 13 Şubat tarihi görüşmelerin başladığı birinci yıla tekabül ediyor ve 12. görüşme.